Ve Hande Yener, şimdi çok değişik kostümleri var gerçekten. Sormuşlar, bu kostümleri nereden ediniyorsun, işte kim giydiriyor ve en önemlisi takıları. Hmm. Çok kıymetli, vermiş sırrını sonunda. Kapalı Çarşı mı? Hande Yener'i bir etkinlikte görüntülüyoruz. Yine farklı aksesuarlarıyla karşımızda. Sahneleri için yurt dışına ilginç aksesuarlar almaya gitmiş ünlü popçu. 2 günlüğüne dışına gittim. Konserler için de değişik bir şeyler aradım. Evet. Güzel alışverişler yaptım. Bu aksesuarlardan falan aldım. Sahnemi sürekli yenilemek zorundayım. Çünkü sürekli sahnedeyim. Yaptığımı tekrarlamayı da sevmiyorum. O yüzden bu aksesuarlar yeni. Bu yaz yoğun konser maratonundan tatil yapmaya zamanı olmamış Hande Yener'in. Tatil yapabildiniz mi? Yok, yapamadım. Neden efendim? Çünkü pop müzik tatilde değil. Son olarak da burada. Yani çok çalışıyorum, çok üretiyorum. Çok işim var. O yüzden çok yoğun konserler geliyor. Hiçbirini geri çevirmedik. Tatili ben Eylül-Ekim'e attım. Yani bu ay sonunda iki tatil yapacağım. 2 gün önce de zaten yurt dışındaydım. Ya benim için çalışmak aslında tatil yani. Şimdi kostümlerden zaten başlarsak. Ayrı, fakat şöyle bir yakından bakalım, örümcek ağı burnundaki. Ha, onu almaya mı yurt dışına gidiyormuş? O bir röportaj bölümünü bir gelip donduralım mı Uğurcuğum? Bak, şimdi evet, o ne burundaki şey ne? Şöyle sarkı. Şimdi gözlükler de bak örümcek gibi tamam, böyle. Tamam gözlük okey, sıkıntı yok. Burnuna da örümcek ağı koymuş. Bak bu örümcek, bunlar da böyle ağları. Öyle mi dolaşıyor yani şu? Evet. Kalıcı mı o? Üzerindeki mont da çok değişik gördüğün gibi. Ya bir dakika gibi. Monta geliriz aşağıya da ben anlamadım. Yani şuraya bir gümüşümsü bir şey var şöyle. Hızlı mı acaba? Hani bunları mı alıyor yurt dışına gidip? Alıyor işte, bak biz de konuşuyoruz. Niye bunu niye? Bence Hande Yener Türkiye'nin Lady Gaga'sı. Tamam eyvallah, Allah razı olsun. Ya da Madonna'sı. Güzel. Evet, yani değişik, marjinal, denemekten korkmayan. Baksana sahne kostümlerine. Ama Madonna bunu dener mi Allah aşkına ya? Denemiş işte. Madonna neler yaptı ya? O zaman kopya. Çak. Hayır değil, ben hiç kimse de böyle bir şey görmedim. Sen Madonna dedi mi? Ben Lady Gaga yatırıyorum, et koymuştu vücudunun her tarafına. Et bizde de aslında olmaz da. Hayır, yurt dışına bunları almaya gidiyorsa yazık yani. Bilet parasına yazık. Ne bileyim ben, bir dolu da bir şey, gümüşümsü şeyler var. Ha belki gümüşe yatırım yapmıştır. Bence montu da çok değişik. Montu da çok değişik bence. Yani Hande böyle her zaman daha farklı bir tarzı var bence. Bir önder olabilir aslında bu konuda. Çok cesur. Baksana. Hı. Yakıştırmış kendine. Burnundaki örümcek, resmen örümcek ha. Bak yakında. Ha, örümcek evet. dediğin ne ya? Öyle. Şey mi? Estetik yaptırmış da onu mu tutuyor? Hayır. Hani şey, vücut aşağı inmesin, alın aşağı inmesin diye onu mu tutuyor acaba? O mu? Ya bir de şeyi soracağım. Mesela takıları uçuyor. Takıları yurt dışına gidiyormuş takılarını almaya. E tamam. Ama hangi ülkeye gitsen bizden daha pahalılar. Yani niye o kadar öyle bir şey yapıyor? Bizde takım üretilmiyor. Ya ama mesela ben bu konularda tasarımcıların peşindedir belki. Tahtakale. Tamam. Oraya gitsin, Mısır Çarşısı, oraya gitsin. Eminönü bu konularda 10 numara. Tahtakale'de incik boncukçuları gittin mi Ebru? Tabii gitmez miyim? Abi git. Şahane hareket işte. Ya mutlaka şeyler. Ama bence mesela onu zaten o böyle tavaf etmiştir. Yani o böyle birazcık daha farklı. Kesmiyor artık. Özel tasarımları. Hayır yani modacıların. Şunu mesela bir demirciye dövdür, bizim burada vardır yani şeyde. Beyazıt'ta bir dolu şey var. Bir demirci abi var. Kuyumcu yapan arkadaşlar var. Kuyum yapan işlerini. Bilmiyorum, yurt dışına gitmek. Hani ya Hindistan'a gidersin bunları almak için ya da Çin'e. Bilet parası zaten 100-200 bin lira. Belki tatilin öyle değer. Bak diyor ki bütün yaz hiç tatil yapmadım, denize ayağımı sokmadım koşturmaktan. Hak ediyor, gider istediğini de alır. Çok da yakışmış, çok da beğendim Hande Yener. Yine Ebru Hanım'a özgü bir yorum, buyurunuz. Belki öyle istiyor.